8. İçtima 1 Mayıs 1336 Cumartesi 1. Celse Açılma Saati Zevalden Sonra 2 Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Katipler Haydar Bey Kütahya Mebusu Muhiddin Baha Bey Bursa Mebusu Ekseret hasıl oldu efendim. Meclisi açıyorum. Dünkü zabıt okunacaktır. Zaptı sabık Haydar Bey tarafından kral olundu. 1. Celse Reisi Sani Celaleddin Arif Beyefendinin taht riyasetine Badde Zeval Saat 2'de 1. Celse kışad edildi. zaptlı sabık lesası kıraat ve aynen kabul olundu. İhracatın menine dair Antalya'dan mevrut telgrafnamenin Umur İktisadi Encümeni Tehdi ve Kırşehir Mebusu Rıza Bey ile Çankırı Mebusu Tahir Efendinin talebe eyledikleri mezuniyetin kabulünü mütakip Hıyanet Vataniye Kanunu müzakeresine geçilmiş 1. maddeden 14. maddeye kadar müzakere olarak Badde Zeval Saat 3.30'da 1. Celse'ye hitam verilmiştir. 2. Celse Badde de saat 4'te 4, e, 4 e çeyrek kala ikinci celse reisi sani Celaleddin Arif ve Efendi'nin taht riyasetini kuşat edildi. Hiyanet vatani kanun muaddel bir surette heyet ummesi kabul edildikten sonra Aydın mebusu Cami Bey'in takriri adliye Erzurum mebusu Hüseyin Amir Bey'in takriri adliye ve hariciye Karahisar mebusu Hulusi Efendi ve Refekas'ın takriri müstaciliyet kararıyla adliye ve hariciye Sinop mebusu Şevket Bey'in takriri adliye Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemal Bey'in takriri adliye Çelebi Efendi Hazretleri'nin takriri müdafaa-i milliye ve maliye Çelebi Efendi Hazretleri Refik Bey'in müşterek ikinci takrir keza müdafaa-i milliye ve maliye. Denizli mebusu Necip Bey'in takrir iktisat ve maliye. Kastamonu mebusu Hayda, Hasan Sabri ve Murat Beylerin takrir dahiliye. Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey'in takriri adliye havale edildi. Hacı Bektaşi Çelibi Veli Çelibi isim Cemaleddin Efendi Hazretleri'nin rahatsızlığına dair olan telgraf üzerine müşahir leyhim mezun adlinimesi etti. Ergani azalarının gelmekte olduklarına dair telgraf okunarak malumat hasıl olduğu Badehu Çorum mebusu Haşim Bey'in takriri adliye keza Haşim Bey'in ikinci takriri havale ve Bursa mebusu Emin Bey'in takriri red, Kayseri mebusu Atıf Bey'in takriri icra heyetine tevdi olundu. Mütakiben Ertuğrul mebusu Necip Bey'in takriri kıraat ve müzakeresinde iptidar edilmiş ise de ee, bir çeyrek teneffüs edilmek üzere celse tatil olundu. Bir çeyrek saat sonra azay ikramdan kiramdan bazıları salona teşrif etmişlerse de eksiniyet hasıl olamadığından cumartesi günü bade zeval saat 2'de yani ezani saat 6.30'da iştima edileceği ve ruzdami müzakiratı evrak varili ile layihan cümleni mazbatalarının teşkil edildiği tarafı riyasetten tebliğ buyuruldu. Reis Paşa Zaptı sabık hakkında bir şey söylemek isteyen var mı? Muafık sesleri Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim, Boyabat Müdafaa-i Hukuk Riyasetinden, Bitlis Valisinden, Konya Darül Mualliminden, Sürmene Garzan Bitlis Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden tebrik telgrafları vardır. Reis Paşa, bunlar hakkında cevap verilmekle müsaade buyuruyorlar mı efendim? Hay hay sesini. Reis Paşa, tetkik-i mezabıt encümeninden bir mazbata var. Katip Haydar Bey mazbatayı okudu. Memuriyetle mebusluğun adim içtimai tabidir. Ancak meclisin icra ve teşrih vazifesi mükellef olduğu burada ayıracağı icra vekilleri ve kol ordu kumandanlıklarının ve valilerle müstakil mutasarrıfların içtimai muvaffuk olacağı kanat, ka, katindeyiz. Saniyen defterdarların mahiyetlerindeki memurinin suistimalinden fiilen mesul olamayacakları ve çünkü suistimali işraklığı sabit olmadıkça beraeti zimmetleri tabi bulunacağı cihetle defterdarı müma ve mebusluğu tercihi halinde mebusluğun kabulünü mani hiçbir sebep tasavvur olamaz olmaz. Binaenaleyh bu iki hususun heyet umumiyesinin tasdikına, e, ar, arzına karar verildi. Reis Abdülhalim Bey Konya mebusu, Aza Ferid Bey Çorum mebusu, Aza Halil Bey Ertuğrul mebusu, Aza Süleyman Sırı Bey Yozgat mebusu, Aza Haşim Bey Çorum mebusu, Aza Ali Bey, Aza Seyfi Bey Kütahya mebusu, Memuriyetle mebusun iştimana muhalifim Mehmet Galip Bey Halil Bey. Reis bu mazbatayı nazar itibara alıyor musunuz? Sesler. Bir kere daha kral olunsun. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu izah ederek efendim Elaziz defterdarı mebus intihab edilmiş. Vali mebuslukla memuriyet bir zatta işma edemez. Vahusus husus kendisinin memuriyeti gayet mühim olduğu memurini maliyeden bir de suistimalle bulunduğundan bunda ihtimal ki defterden de alakası vardır diyor. Biz bunu tetkik-ı mezabıt encümeni havale ettik. Tetkik-ı encümeni her ikisinin yani mebuslukla defterlerden işma edeceğini bildiriyor. Kabul ve ademi kabul heyet izah ettir. Ferit Bey Çorum mebusu. Efendim Harput defterdarı bu defa mebus intihab edilmiş ve kendisi de bu mebusluğu tercih ederek gelmek niyetiymiş. Vali diyor ki memuriyetle mebusluk in, e, imtizac edecek mi etmeyecek mi? Eğer meclis mebusan hakkında akyam kanunu nazarı itibar alınırsa bir tabi imtizac, etme, imtizac etmeyecektir. Tabi bu, bu bapta meclis halinde bir karar iddiaz edilmediği için biz esas olarak incümenlerde bu ciheti nazara dikkate aldık. Madem ki kendisi harcı ediyor imtizac etsin etmesin onun mebusuna nez edecek hiçbir kanun yoktur diyoruz. Çünkü müntehaptır. İkinci şey ise suistimalden bahsediyor. Bahsettiğim suistimal esasen defterdarın yaptığı bir suistimal değil. Orada bir ambar memuru var imiş. İhtisala e, itilasat bukuğa gelmiş. Bu adam hakkında takibatı kanuni başlanmış. Defterdarı bununla zan üzerine alakadar addediyoruz. Peki takdir buyurursunuz ki defterdar mahiyetinin fiillerinden dolu, doğrudan doğruya mesul değildir. Defterdarın vazifesi memurinin mali hakkında bir nezaret umumiyeyi şamildir. Binaenaleyh o adamın suistimali mutlaka defterdar Hüdayarın müsaade bir işrak ile cereyan ettiğine delalet etmez. Defterdar hakkında bunun üzerine takibatı kanuni icrasa başlandığı anlaşılıyor. Vali diyor ki bunun mebuslukla oraya gitmesi kendisi hakkında riayet eden işrak ve tesamüh meselesi hakkında dedikodu yapacaktır. Malum halinizdir ki şek ile yakın zahil olmaz. Beraeti zimmet asıldır. Bu adamın kendi hakkında bir ambar memurun ihtilasından başka bir isnat Yok, istinat yoktur. Bir ambar memurunun e, istilasından dolayı bir mal memuruna muhtilistir diye söylemek doğru olmaz. Binaenaleyh bu noktaya nazarda vari değildir diyoruz. Encümen ilavi mütalaa ile heyet umminize bir şey teklifini lüzum gördü. O da diyor ki tabi heyeti icraiye meclisimizden doğacağı için onların mebusluklarıyla icra memurlukları intizac edecektir. Yalnız biz encümende düşündük olabilecek <laughs> ki bazen fevkalade diye bir yere vali göndereceğiz. Meclis aynı zamanda vazife icraiye de ettiği için arkadaşlarımızdan gönderimizi zat yalnız bu vaz vazifede burada kalmayı tercih edecektir ve bu son Sukuta halinde bir vilayete gitmeyecek. Onun için kendisine lazım olan istifadeyi elde etmemiş olacağız. Onun için encümen düşünüyor. Valilerin unsaki mutasarrıflıkları ile kolordu komutanlıkları ile meclis azaları intizac edebilir diye bir karar verebilirsek kendi içimizde de arkadaşlarımızdan azami istifade etmiş oluruz. Bunda heyet ummien acaba e, tasvini arz etmeyi nazar dikkate almıştır. Reis Paşa Burada mevzubayı olan mesele ikidir. Biri Elaziz defterdarı hakkında vali tarafından şikayet edildiği için mebusluğunun kabul ve ademi kabulü. Diğeri de aletlak mebus olarak buraya gelmiş arkadaşlarımız memleket dahilinde herhangi bir vazifeyi kabul ederse mebusluğun uhdesine kalıp kalmayacağı meselesidir. Evvela birinci kısmı reye koyacağım. Elaziz defterdarı mebusluğunu kabul edip edilmeyeceğini reye koyacağım. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Eller kalkar. Ekseriyet var kabul olundu. Diğer mesele efendim Ali Lıtlak mebus olan arkadaşlarımızın memuriyetten tecrid edilmesi veya mebus iken hangi bir memuriyeti fevkalade gitmesi lazımdır? Lazım gelir. Gidenler de var. Onların mebuslukla alakalarını katli zaman lazım gelir mi gelmez mi? Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip mebusu. Meclis icra ile te teşrihi cem ettiği için eskiden teyit ettiği ma mani şer'i kalmamıştır. Bina o teamül iptal edilmiştir. Onun için mebusu haklıyı iptal edilemez. Bu bir tabi şeydir. Reis Paşa Mesele tenevür etmiş ise re'ye koyalım. Ali Şükrü Bey, Trabzon Mebusu Şimdi teşkilat kanunu müzakere edilirken bu hususta da bir müzakere cereyanının kabulü arz ediyorum. Alacağı şekle göre düşünebiliriz. Reis Paşa o halde mesele Müfit Efendi, Kırşehir Bendenize Ben Denizli Beyefendi'nin fikrine işrak edeceğim. Reis Paşa. O halde bu meselenin müzakeresini tehir ediyorsunuz. Tehirini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. R'ye koyuyorum. Eller kalkar. Ekseriyet var, tehir olundu. Katip Haydar Bey, Tokat mevzusu, Nazım Bey ve Erzincan mevzusu Emin Beyler tarafından verilen takriri okudu. Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine millet mukadderatını fi derut etmiş olduğundan Anadolu'da müdafaa hukuk vazifesi artık doğrudan doğruya ve tamamıyla hikametlere tebrici etmiştir. müdafaa hukuk cemiyetlerinin idamesiyle onlara salahiyetler verilmesi, gayrimesul zevatın mesul tayyeti, hikameti müdahale etmeleri gibi te teşettütü, müstezzim ve hazret evlilik eder. Bugün millet kamilen askerdir ve hikametlerde kamilen müdafaa hukuk heyetleridir. Bu mukaddes vazife derut etmekte derecede çekilebilirler. Memlekette vahdeti efkar ve amal temin etmek için müdafaa-i hukuk vazifinin kamilen hükümatı mahalliyeye tevdi hususunu teklif ederiz. 29 Nisan 1336 Emin Bey Erzincan Mebusu, Nazım Bey Tokat Mebusu. Sesler. Pek doğru, pek doğru. Müdafaa-i Milliye Encümeni Reis Paşa. Bunun müdafaa-i encümenine havalesi muvafık görenler ellerini kaldırsınlar. Eller kalkar encümene havale olundu. Efendim, Trabzon valisi Hamit Bey malum haliniz mebus intihabı olmuştur. Fakat orada vaziyeti mühim olması itibarıyla şimdilik vaziyet tamamıyla inkişaf edinceye kadar mezun adedimiz mahalleden işaret ediliyor. Muafık seseri. Hamid Bey'in vaziyet inkişaf edinceye kadar mezun adedimizin tensip buyursanız lütfen ellerinizi kaldırınız. Eller kalkar. Kabul olundu. Efendim, heyet icrainin sureti teşekkülü hakkında layaha encümenin ihsar ettiği ve vücuduna intizar ettiğimiz kanun vardır. Zannederim ki Celaleddin Arif Beyefendi bu usta izahat vereceklerdir. Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Ebo'su efendim heyet icayenin teşkili daha doğrusu acizlerinin vermiş olduğu takrizene meclis-i alinizin umur muamelatı tanzim ve heyet icayenin vazife ve selahiyetin tayin ve sonra heyet icayi meclis alinizin arasındaki münasebeti takniğin için bir encümen teşkilini bağ takri makam riyaseti arz edilmiştim. Ve meclis alinize bu esası kabul buyurdu ve bir encümen teşkil etti. Ve bu de bu mesele duru dizrars e, müzakere eyledi. Fakat tabidir yapılacak şeyler çokçadır. Fakat fakat evvel emirde umuru devleti bir an evvel temşiyet ettirebilmek ve yüzüstü kalın işleri yürütebilmek için heyet icraî meselesini birinci madde olmak üzere kabul edildik ve onun hakkında birkaç maddeden ibaret bir layihayı kanuniye tanzim ettik. Bu layihayı kanuniye iptidar etmezden evvel encümenimize havale edilmiş olan takrirleri bir tabi nazarı tetkik den geçirdik. En birinci takrir reisiniz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin ilk celsimize kıraat olunup tarafa ailenizden hemen ittifakla kabul edilmiş olan takrirdir. O takrir tabidir ki bizim tayin edeceğimiz esasatın en mühimi temellerini vaz edilmiş olduğu için o takrir bir bit tabi nazar itibar aldık. Çünkü yine arz ediyorum. Meclis ailenizi ittifakla kabul edilmişti. Bu takrir mucibince ittifakla bu takrim mucibince meclis ailenizin reisi hem teşri ile hem de icra ile iştigal edecek heyetin reisi oluyor. Diğer taraftan yine aynı takdirde icra için intihab olacak vekillerin de meclis Ali tarafından intihab edilmesi esası vaz edilmişti. Bu takdiri daha doğrusu demek ki bize lazım gelen yolu gösteriyordu ve meclis ailenizin ittifakına itaat eylemek, kabul eylemek teşkil ettiğimiz encümen içine bir vazife esasıydı. Meclis haliniz bize Diğer bir irşadatta bulunmuştu. O da Rüfekay-ı Muhteremeyi itira ihtisasına göre bu telif encümenle tefrik meselesidir. O encümen teşekkür etmişti. Demek ki 10 idare işi kabul edilmiş bulunuyor. Bunlarda malum haliniz olduğu veçiyle şeriye ve, ve evkaf, sıhhiye ve muamele-i iktisadiye ki ticaret, ziraat, orman ve madin, marif, adliye ve mezabih mesahib, maliye ve rüsumat, nafa, dahiliye yani em, emniyet umumiye, posta ve telgraf, müdafaa-i milliye ve hariciye'dir. Bir de meclisi Alinizin ilk censelerini refiklerimizden İsmet Beyefendi, Erkan Harbi Umumiye Riyaset İntihapları buyurulmuştu. Elimize mevcut bir esasat dahilinde bir tabi bize lazım gelen esasatla takviyeyi çalışmış idi. İlk işimiz meclisimizin namına vaaz etmek olduğu bu meclisin ismi nedir? Yine bunda da meclis alinizin vermiş olduğu müteadit kararlarla istinad ettik ve hatta dünkü ve evvelki gün çıkan Hiyaneti Vataniye Kanunu'nda meclis alinin namı heyeti muhteremce büyük millet meclisi olmak üzere kabul edilmişti ve bizi büyük millet meclisi kabul ettik. Şimdi bizde demek ki heyet-i muhteremenin bize göstermiş olduğu esasattan ayrılmadık. Daha doğrusu heyet-i muhteremenin muhtelif zamanlarda takarrü eden mukarratını tespit ettik. Umumiyet itibarla bizim vazifemiz bundan ibaret oldu. Vekalet namının istimal edilip edilmemesi ayrıca mevzu bahis olundu. Onun için yine birinci takrirde Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin meclis halinize kıraat edip ve meclis halinin tarafından kabul olunan takdirinde vekalet meselesi kabul edilmişti. Yine biz onu kabul ettik. Çünkü düşünüyordum ki meclis bir gün vermiş olduğu bir kararı diğer bir kararıyla bozmak arzu etmez ve bu vekil meselesi de bizim fikrimize daha muvaffak geldi. Onun için vekalet meselesini kabul edildik. Yalnız Rüfekayı muhteremeden bazı zevat bir takım esasat dermeyana etmişlerdi ve demişlerdi ki her encümin reisi o daireyi tedbir edecek bir vekil olsun ve orada ittihaz edilecek mukarrebetlerle mukarrerata encümen azalarıyla bir istişare ittihaz eylesin ve bu takdiri uzun uzadı müzakere münakaşa eyledik. İşin içinde bir mesuliyet meselesi mevcut olduğu için o takdiri o veçiyle kabul etmedik, edemedik ve kabul etmek için de bizim için adi mül imkanıydı.'' Çünkü <laughs> bu mesele tahadüs eylediği zaman onun mesuliyetine iktiham eyleyecek ve o mesuliyetin kendisine tahmin eyleyeceği bardan çekilmeyecek bir zat ihtiyaç görülüyor. Eğer mukarrerat encümen tarafından itiaz olunacak olursa o mesuliyeti kim yüklenecek encümen mi? Encümen azaları heyet-i ummiyeden arzu ve hevesleriyle ayrılmış bir takım zevattır ve bu zevatı biz ne gibi bir mesuliyet tahmin edebiliriz? Ve bunlar mesuliyeti yok değildir vardır. Fakat bu mesuliyet gayet uzakta bulunan mesuliyettir. Yani meclis haliniz için tayin olunacak devre hitame erdikten sonra milletin o zevatın yeniden intihab etmemesi onların mesuliyetine mucib olur. Halbuki bu gayet onun neticede insani mesuliyetinin gayet ağır olan yük altına ezici bir şey değildir. Halbuki icra vekili olmak üzere intihap buyuracağımız zat doğrudan doğruya o mesuliyetin altına giriyor ve girdiği zamanda bunu mesuliyetin birinci halka demesi adediyoruz. Bu zatı o makamdan adim itimat vererek iskat edebilmek, ikinci şahit yapmış olduğu hata ve irkı tıkağı belirmiş olduğu cürüm diyelim, örnek muz sır neticeler verecek bir şey için ise onun için tabidir. Meclis halinizin divanı Ali Hani ifra lüzumunda böylelerini muhakeme edebilmek ve cezalandırabilmektir. Böyle bir mesuliyeti ancak biz bir şahsın uhdesine tahmin edebiliriz. Fakat bir encümen azasının kafesinin üzerine aynı surette mesuliyet tahmin edebilmek gayet güçtür. Olamaz. Şayet bu şeyi kabul etsek bile o zevatı hiç hakkımız olmadığı halde mebusluktan ıskat etsek bile farz edelim memleketin içinde belki de daima intihabat ile iştigal edilecek. Tabi bilir ki intihabat, milletin icra mevkiinde bulunan zevatın en ziyade asabiyetle geçirdikleri zamanlar olur. Bundan dolayı biz herhalde bu mesuliyeti bir zatın uhdesine tevdi eylemek cihetini düşündük. O esası kabul ettik ama bazı mesaili mühimme olur o mesali mühimmede vekil olan zat inşaat edilmesini talep edebilir. Onun için encümene müracaat eder ve encümenden daimi surette kendisine verilecek olan inşaadat dinler, mucibince amel edip etmemek kendisine uhdesine tereddüt edecek de bariz edilebilir. Bundan dolayıdır ki encümenimiz bu esası kabul edildi. Şahit vekillerle meclis arasında bir ihtilaf zuhur ederse bu ciheti de düşünelim. Çünkü malum halleriniz bir kabinede veya bir icra mevcut olan, birlikte çalışacak olan zevatın iç cihat noktayı nazarından bir ahenk de lazım gelir. Ahenk olmayacak ise mütarekeden şimdiye kadar yapmış olduğumuz kabineler gibi ahenksizlikten her birinin ömrü bir iki aylık ömür olur ve neticesinden millet mutazarrı olur. Daimi surette icra heyeti değiştirebilmek veyahut değiştirmek faydalı neticeler, vermez. Hele husus bizim memleketimize maalesef diyeceğim ki gelenler daima gidenin asarını yıkmaya çalışmış olur ve kendiklerinden biraz esas yapmak isterler. Bundan dolayıdır ki meclis aliniz tarafından intihap bulacak zevat arasında belki ahenk tamamıyla tesis edemez ve bazı nikatta bir takım ihtilafat çıkar ve onun içinde ne yaptık? Onun için kabul ettiğimiz esas onu hal ve fasl edecek merciyi yine meclis haliniz olur. Her iki tarafı dinler, dinledikten sonra şu tarafın hakkı var veyahut bu tarafın hakkı yoktur der. Bunu dedikten sonra hakkı sabit olan veyahut ademi isabeti sabit olan zat ve muhafaza eder, meclis alinin kendisine vuka gelen teklifini kabul eder veyahut kendi içtihat ve fikrini ısrar edecek olursa istifa eder, çekilir ve yerine bir diğerinde intihap görebilirsiniz. Vaka meclisimiz için daimi bir esas tasavvur ediyor. Çünkü meclis aliniz hem icra ve hem de teşhile muazzaftır. Teşri bir zamanı muvakkat için olur. Çünkü insan her gün ve her saat kanunu yapmaz. Fakat icra işi her gün ve her saat vuku'a gelebilir. Hiç beklenilmediği bir zamanda bakarsınız icra işini iştigal etmek lüzum hissi olunur. Gece insanı yatağından kaldırırlar, bir icra'yı emi, e, ait emirler verdirtirler. Madem ki meclis aliniz icra işiyle de iştigal ediyor, tabidir ki daim olması lazım gelir. Fakat düşündük. Olabilir ki ahval tamamıyla sükranı peyda eder ve meclis alinize biraz dinlenmek ihtiyacını hisseder. Onun için için bir ay tatili müzakerat edelim de bu tatili müzakerat esnasında biraz dinleniriz ve heyeti icra edildi. Madem ki bizim tevhilik, te, tevkil ettiğimiz zevattır. Onlar da vazifesini görsünler denir. Böyle bir zamanda birisi istifa edecek olursa onun için de bir tedbir vaze edildik. Tabidir ki burada madde doğrudan doğruya meclis halinizin hukuk ve hiçbir biçimde taarruz mahiyeti haiz değildir. Burada biz diyoruz ki reis Kendisi bir zata der ki, şu meclis gelinceye kadar şu işi size tevdi ediyorum. Sonra meclis toplandığı zaman bu umuru size tevdi meclis meclise arz ederim. Sonra meclis kabul ederse mevkinize kalırsınız kabul etmediği takdirde diğer birini tayin eder. İşte tedvin edildiğimiz layaha hakkında mücmel olmak üzere arz edeceğim mevat bundan ibaret idi. Ve rüfekay muhteremimiz zannederim kesb ıttıla ettiler. Bundan sonra heyet ummiye hakkında söz söyleyenler efendim. Müsaade buyursanız yalnız mevad-ı kanuniyi okuyalım. <laughs> İcra vekillerinin suret intihabına dair tespit edilen ı kanuniye lahyası. Madde 1. Şeriye ve Evkaf, Sıhhiye ve Muhammed'i İçtimaiye, iktisat yani Ticaret, Ziraat, Orman ve Madin, Marif, Adliye ve Mezahip, Maliye ve Rüsumat, Nafıa, Dahiliye yani Emniyet-i Umumiye, Posta ve Telgraf, Müdafaa-i Milliye, Hariciye, Erkan-ı Harbiye Umumiye işlerini görmek üzere Büyük Millet Meclisi'nin 11 zattan mürekkep bir icra vardır. Madde 2. İcra vekilleri Büyük Millet Meclisi'nin ekseriyeti mutlakası ile intihab olunur. Madde 3. Her vekili de umurun <laughs> ifasına mensup olduğu encümenin reyi alabilir. Madde 4. İcra vekilleri arasında çıkacak ihtilafı büyük millet meclisi halleder. Madde 5. Meclisin toplanmadığı zamanda vekiller meyanında istifa eden olursa bilahara meclisin tasdikini iktiran etmek üzere meskür umuru büyük millet meclisi reisi meclis azasından tensip edici zata kendi mesuliyeti alanın altında muvakkaten devri eder. Abdülkadir Kemali Bey, Kassamonu Mebusu. Refik Bey, Konya Mebusu. Besim Atalay Bey, Kütahya Mebusu. Celaleddin Arif Bey, Erzurum Mebusu. Yunus Nadi Bey, İzmir Mebusu. Rıza Nur Bey, Sinop Mebusu. Şeyh Servet Efendi, Bursa Mebusu. Mustafa Kemal Bey, Ertuğrul Mebusu. Haşim Bey, Çorum Mebusu. Maliye ve Rüsumat'ın yanına bir de, de defter Hakani ilave edelim. Celaleddin Arif Bey Erzurum Ebosu. Müdafaa-i Milliye hakkında biraz izahat vermekliğime müsaade buyurunuz. Malum haliniz bize kürür mevcut nazaret, nezaretlerde bir harbiye bir de bahriye var idi. Bunlar maalesef ayrıca bahriye için bir vekalet tesis edebilmek imkanı olmadığından bunun için her herkesinde birleşerek müdafaa-i milliye dedik. Diğer taraftan refekay muhtereme tarafından ita edilmiş bir takım takrirler var ki bir tanesi şimdi okunacaktır. Muhteviyat da müdafaa-i milliye ait mesaildir. Bunların her birinin hepsini bir veçiyle tanzim edilmek için harbiye ve bahriye demekten ise müdafaa-i milliye demeyi tensip ettik. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Efendim memleketin hakikaten ta öz canından gelen ihtiyacatı tesvi için toplanan bizler herhalde mevzubayız olan bu kanun bir saatte tehevrüründen birleşmiş bir vaziyetteydik. Hiçbirimiz yoktu ki bu kanun bir dakika evvel çıkıp mevki müzakere olmasını temenni etmiş olmasın. Ortalıkta bir bilhassa hikamet çarhını tedbir eden kollar ve dimalar, amali milletin tercümanı olan bu meclisten çıkacak maksada göre tedbir, umur ve meslek kuvvet ve kudretli iktisap için göze bize mütevecihtir. Binaenaleyh bendeniz böyle bir kanun tefrik ve tayini vazayif eden ve herkese geceye tariki sevap ve hatayı bir tabi tariki hata olmaz. Tariki sababı gösterecek böyle bir kanun vücuda ve heyet üyesinin ile tabiatıyla kendim gibi heyet muhtelemeninde taraftar olduğuna kaviyen zannediyorum. Ancak nazarı dikkate almak lazım gelir ki <laughs> Kavani'nin vaaz oldukları maddeye göre kes ve ehemmiyet ederler. Hiçbir zamanda bir çekirge kanun ile bir hiyaneti vatani kanı ile bir zem ve tahkir kanunu ile mevzu bahis olan bu kanun ruhu asli ve tezisiratı umuyesi müttehit ve müşterik olamaz. Ondan dolayıdır ki Kavani'nin Kavani'ni esasiye ve Kavani'ni adiye şekline tasvip edilmiştir. Kavani'ni esasiye muayyen ve muntazam ve vicdanı ümmet ve milletle tamamıyla tebellür ve tayin etmiş ...otut ve harekatın bir programıdır. Onlar muvakkat arzuların ve muvakkat temellerin doğurduğu şeyler değildir. Belki insanların ebedi tasavvur e, edecekleri bir zamana kadar munhasır imiş gibi mevaz olur. Bunun için ki hukuk ve kavani esasiye müteallik ve mesailde vazı kanun edeceklerin eksiyet azimesini aramak bir soru mevcuttur. Bendeniz iş bu kanun mevki müzakere konmasına evvel heyet muhteremeye arz ve dikri veriyorum. Azay muhteremenin nısfından fazlasından ibaret eksiyetle yapılacak kanun, kavani adli gibi telakki edilerek her zaman tadil olabilir. Halbuki gerek vahası ve gerek tadili heyet umumiye milletin kararını iktiran etmiş gibi bir vaziyeti sabite göstererek bu kanunu kuvvetli rasin bir mevkiyi esası vermek için iş bu kanunun bütün muzakeratında her kelimesinde her noktasında zaten mevcut ve müteamel olduğu veçiyle bir kanunu esası gibi sülüsan ve tayin-i esas iddiası arz ve teklif ederim. Çünkü bizler müselsel ve bipayan payan seyyatın doğurduğu faciatın son aktörleriyiz. Öyle aktörler ki her halde milletin azim ve sebatından, kuvvet ve imanından mürekkep birer muhassalayız. Akışlar. Bu azmimizle ümit ve temenni ediyorum ki salah, refah ve necat bizde olacaktır. Onun için efendim tarihte oynayacağımız rolün kıymetini ve ehemmiyetini takdir ederek herkes ismiyle, cismiyle ve vaaz edeceği ile muayyen büyük mesuliyeti işrak edeceğimiz göstermekle beraber yarın herhangi birimiz tarafından vuku bulacak ufak ve adi bir teklifle bu büyük kanun esasinin tadili gibi bir acube ve bir gariba ihtas eylemiş oluruz. Eğer heyet muhtereme kabul edecek olursa bu kanun bir kanunu esası olmak ve kavani sahilde mümtaz olun bulunmak dolayısıyla eksiyet mutlaka ile değil ekseneti sülüsana aza ve tayine esami suretle mevki müzakere konsun. İşte bunları arz ve teklif ediyor ve bu usta bir de takdir veriyorum. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine Büyük Millet Meclisi'nin intihab edeceği icra vekillerine dair olan kanunun haddi zatında bir kanun esasi şeklu mahiyetli olmak ve zaman tebdil ve tadili caiz görülmemek noktayı nazarından iş bu kanunun gerek heyet ummiyesinin ve gerek alelin firat mevaddının veya yeniden vuku bu bulacak tezliğilatın yani tayin-i esami ve ekseletin ara ile kabulü arz ve teklif ederiz. 11 Mayıs 1336 Ali Haydar Bey İçel Mebusu, Abdülkadir Kemali Bey Kassamonu Mebusu, Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu, Halil Hilmi Bey Karahisar sahibi Mebusu. Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Mebusu. Efendim Refik Şevket Beyefendi'nin teklifleri hakkında birkaç söz söylemek isterim. Evvela Refik Şevket Beyefendi'nin hakikati gayet cesurane bir surette diyeceğim. Bu esası vaziyelimizden dolayı kendisine teşekkürler ederim. Çünkü Refik Şevket Bey burada cümlemize söylemek ve göstermek istiyorlar ki bir milletin esasına mevcut ve en ziyade lazım olan şey cesareti medeniyedir. Ta yine esami suretle böyle bir kanun kabulünü teklif eylemesi refekayı Muhteremeye de tamamen ispat ediyor ki kendisine o cesareti medeniyede var ve Rüfekayı sayesinde anca saati <laughs> medeniyeyi göreceğine ümit vardır. Vaka ekseliyetin kanun yaptığı ve bu usta şimdiye kadar mevzubayız olan esasatı Şevket Bey bu tayini esami ve sülüsane ekseliyette teklifini yaptığı zaman onu zannederim hiçbir zamanda kabul etmemezlik etmiyor. Çünkü ekseliyet her memlekete her yerde kanunu yapar. Hatta bir misal olmak üzere şunu da söyleyeyim ki Fransa'nın 3. Cumhuriyeti bir reyi ekseliyetle yani sülüsane ekseliyetle değil bir reyi ekseliyetle vücuda gelmiş bir reyekset bugüne kadar Fransa'yı 3. Cumhuriyet idare ede gelmiştir. Zaten Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri gibi bize aynı esas emir buyuruyorlar. Bilirsiniz ki bir hadisi nebevi diyor ki bir emre azimi dünyada yani sevad azami ee, yani eksiyeti takip ettiniz buyurmuşlardır. Bu da bizim için bir e, emri celildir. Bu emri celil bize eksiyet kaidesini vaz ediyor ve bu ekseriyet kaidesine ittiba etmek Müslümanlar için bir mecburiyeti dini esasını teşkil ediyor. Böyle olmakla beraber bendiniz Refik Şeket Bey'in bu tekliflerine tamamen taraftarım. Çünkü kavani esasiye öyle oynanacak, her gün değiştirecek bir kanun değildir. Bunun için bir defa tespit edildikten sonra daimi surette devam edebilmelidir. Ragıp Bey, Kütahya mebusu. Refik Şevket Bey'in teklifinde bir esas vardır ki cali bir nazardır. Buyurdular ki her fıkrası, her maddesi tayini esamilere ek olunsun. Eğer bu madde, her maddesi bu surette ek olunursa zannedelim iki ayda içinden çıkamayız. Onun için heyet umresi ikinci müzakeresine rey konulursa zannedelim daha muvaffak olur. Hulusi Bey, Karahisar sahip mebusu. Gerek Refik Şevket Bey biraderimizin ve gerek Ragıp Bey biraderimizin her maddenin ayrı ayrı reyek olması veyahut heyet ümmiyesinin reyek olması hakkındaki deyanatları bir şey diyecek değilim. Onların mütalalarını bir şey söyleyecek değilim. Bir tabi zaman nazik, hadisat ilerliyor. Bir tabi bunun çabuk çıkarması icap ediyor. Ancak bunun müzakeresini girişmezden evvel nikat esasesini tespit etmek lazımdır. Ondan sonra heyet-i umumiye reye koymak icap ediyorsa bu hususta beyanı mütalaa edelim. Demin Celalettin Arif Beyefendi bu layihay kanunu okurken orada Erkan-ı Harbi Umumiye'nin de heyet icraye meyanına girmiş olduğunu gördük ve bu heyeti icra meyanı kabul ettiğimizi ima eder bazı mütalaat ilave buyurdular. Delil olarak geçenlerde Paşa Hazretlerinin Erkan Harbi Umumiye için teklif edildiği zatın kabul edildiğini ileri sürdüler. Paşa Hazretleri gerek Erkan Harbiye Umumiye riyaset için ve gerek hususat-ı için birçok şeyleri heyet Umumiye'ye bazen bildirdiler ve karar istediler. Ve herhangi plan istikamete daha hareket eden filan şey dursun mu? Evet dursun dediğimiz zaman da oradaki kan kumandan da heyet icraya girmiş değildir. Binaenle lütfen bizi temir buyursunlar. Erkan Harbiye Umumiye riyasetinin de heyet icra müdafaa-i ithal ne gibi müteala mübdenidir? Evet müdafaa-i milliyeyi yaptık ve bundan bugün vaziyetimizin aldığı şekle göre umur bahriye ve berriyeyi birleştirdik. Fakat müdafaa-i milliyeyi teşkil ettikten sonra ve harekat harbiyeyi ondan ayırdıktan sonra o nasıl müstakillen hareket edebilsin? Memleketin emri müdafasında bunu, bunun iltizam ettiği icata erken harbi umumiye yeri müstakille müstakillen hareket etsin mi arz ediliyor? Yoksa büsbütün harbiye nezareti namına kaim olacak müdafaa-i milliye vekaleti hiç buna karışmasın mı deniyor? Erken harbiye umumiye riyasetinin müstakil bulundukları memleket de onun bir merciye mensup olduğu ve mesul olduğu bir makam var. Burada tabi heyet aliyelerine karşı mesul bulunacağından merci heyet aliyeleridir. Erkan Harbi Umuyeri Hazretleri'ni heyet icraiye beyanı ithal etmekle olan ne gibi başlı başına bir vazife tahmil edilmek isteniyor da ayrılıyor. Erkan-ı harbiye Umumiye reisi müstakil olsun. Fakat müdafaa-i milliye vekili olacak zat yalnız emri yaşe ve menzil umuru veyahut ilbas ve tenz teçhiz için meşgul olacaktır. Böyle olduğu takdirde müdafaa-i milliye demeyelim bu ismi değiştirelim. Ben nezbir kelimeyle Erkan-ı Harbiye-i Umumiye müstakillen heyet icra-i meyanı dahil taraftar değilim. Ya müdafaa-i milliye merbut olur veyahut encimence bazı müta halat teemmül edilmiş ise bu heyet ailelerine karşı mesul olmak üzere müsakil olabilir. Fakat kuvve-i icaye meyanda değil. Bunu teklif ederim ve teklifim bundan ibarettir. Reis Paşa Bu maddeler birer birer mevki müzakere konacaktır. Benden zat hallerine zat vereceğim. Ali Şükrü Bey Trabzon mebusu. Efendim Celalettin Arif Beyefendi kanunu heyet alemize takdim ederken beyanat-ı iptidayesinde musırrane bazı cihetler dermeyen buyurdular ve dediler ki bu kanun bendenizin anlayabildiğim ve heyet muhteremence kabul edilen esas üzerine iptina edilmiştir, etmiştir. Bu hususta büyük bir ısrar gösterler ve dediler ki ittifak ile kabul edilmiş bir teklif var. Yani demek istiyorlar ki bugün de yapılan bu kanun herhalde sizce kabul eden bir esasat müstenittir. Teşkilat esası eden bu kanunun bugün bugünkü ihtiyacı en salih bir kanun olduğunu iddia etmediler. Bu esas üzerine bir kanun yaptık dediler. Ben deniz böyle anladım. Demin kendileri buyurdular ki Şevket Bey için cesaret medeniyye en büyük bir meziyettir. Ben deniz kendilerinden istirham ederim. Cesaret medeniyye göstersen ve söylesinler ki bu kanun bugünkü ihtiyaçlarımıza ka, ka kafir olan en mühim bir kanun mudur? Rica ederim efendim. Çünkü bu kanunun bir defa okunmasıyla heyeti umumi hakkında ahsedilmiş bir zikir, fikir zannediyorum ki kendi kanaatimi arz ediyorum bu suret ise yürüyemeyecek. İcra ve kilehiyeti umumiyesi intihap ediyor. Bendeniz bilmiyorum fakat kendi tetebbuatım üzerine görüyorum ki bunun emsali vaki değildir. Yalnız bugünkü halimize denebilir ki emsalimiz tarihte mesbuktur. Bizim halimize düşmüş belki daha fena mevki düşmüş milletler vardır. Binaenaleyh herkesin gittiği yolun gayri bir yol intihap edersek zannediyorum ki netice itibarla belki bir çıkmaz yola gideriz. Mesela heyet icayi teşkil edecek vekilleri heyet umumiye intihap ediyor. Halbuki bir de iştihat arasında bir takım münasebet olmak ve bir de arada bir samimiyet olmak üzere işleri muntazam cereyan etmesi için lazımdır buyurdular. Binaenle bu tarzda heyet icraiye reisi kendi arkadaşlarını intihap etmek lazım gelir. Bu tarzda intihap edebilir ki kendinde mesul tutabilelim. Biz kendileriyle çalışmayacak olan refiklerimizi kendimiz verecek olursak heyet icraiye riyaseti nasıl mesul tutabiliriz? Tutmakta zaten insafa muvafık değildir. Çünkü biz icbar ediyoruz, şu efendilerle çalışacaksınız diyoruz. O da bunun kabulü mustardır. Binaenaleyh bu kanun esas hakkında verilen kararı muvaffuk görmüyorum. Bu hususta Celaleddin Arif Bey'den izah talep ediyorum. Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Mebusu. <laughs> Efendim Ali Şükrü Bey Efendi'nin irade edilmiş oldukları suale cevap vermek zannederim ki güç bir esas teşkil etmez. Çünkü madem ki meclis alimiz hem icra ve hem teşrihi mahiyet naizdir, bunun mantıki olan neticesi yine icra heyetine kendisinin intihab elemesi lazım gelir. İcra ve teşrihi mahiyet naiz olan meclis kendisi tamamıyla işlerin kahvesini icra edemeyeceği için bazı rüfekasına vekalet verir ve o vekalet dairesine intihab olacak zevatta tedvir umur ederler. Bu icra ile teşriğin birleşmesinden tahassül eden bir netice mantıklı yeten başka bir şey değildir. Bu usta vereceğim cevap bundan ibarettir. Ali Şükrü Bey Trabzon Mebusu Efendim ben de arz ettiğim şey budur. İcra ile teşriğinin birleşmesi muvafık mıdır? Bakınız buyuruyor ki bu esas kabul edildiği için bu esasın netice-i mantıkiye sahabe olmak üzere yapılacak teşkilat esası budur deniliyor ki doğrudur. Reis Paşa Zateniz heyet umumiyece kabul edilmiş bir esastan bahsediyorsunuz. Buna muvaffakınız var mı? Yoktur sesleri. Ali Şükrü Bey devamla. O halde müsaadenizle mevzubayı olan mesele hakkında bir şey söyleyeyim. Refik Şevket Beyefendi burada buyurdular ki bundan sonra yapılacak esaslar bu itibarla her şeyi büyük bir cüretle ortaya konsun. Açıklıkla meydana konsun ve anlaşılsın. Benden sualim bu iti. Bu yapılan teşkilat bizim ihtiyacımıza muvafık ve kafil olan en iyi bir teşkilat mıdır? Yoksa bu kabul edilen bir esas isna geç gece yapılacak bir teşkilat mıdır? Verilen cevapta benden mesele tavazuh etti. Heyet-i neye karar verirse yine eski noktayı nazarda sebat buyur ve denildi ki o vakitki verilen karar üzerine yapılabilecek mantıki en iyi teşkilat budur. Reis Paşa, efendim ekseriyetle iş, iktiran etmesi teklifine bulmuşlardı. Refik Şeket Beyefendi bu layihanın müzakeresine rey meselesini mevzu bahis etmişti. Gayet mühim bir layiha olduğu için ekseniyetle ve tayin-i esamiyle R'ye iktiran ettirilmesi teklifine bulundular diğer bazı rüfekanın da beyan ettikleri mütalatta diğer kavaninin reye vazında olduğu gibi olsun dinliyordu. Müsaade buyurursa evvela bunu reye vaz edelim ondan sonra bunu müzakeresi başlatalım. Muhiddin Bahabey Bursa mebusu. Müsaade buyurur mu Paşa Hazretleri? Tavazu etmesi lazım gelecek bir cihet var. Ragı Bey Amasya mebusu. Muhterem efendiler, malumu halinizdir ki biz şimdi şu kanunla hadise meşhumenin zevaline kadar hikametimizi idare edeceğiz. Bir tabi bunda vuzuh lazımdır. Bu kanun gayet müpen ve muhtasardır. Encümeni icrayenin ne surette mesul edileceği ve ne surette millet nazarına karşı olacakları malum değildir. Binaenleyh bu kanun layihasını encümeni iadeli vazıh ve mesuliyeti de tespit eder, sureti bir kanun layihası kaleme alınmasını teklif ederim. Binaenleyh acizane ihsar ettiğim bir ufacık kararname şeklindeki layihada takdim ediyorum. Muhiddin Baha Bey, Bursa mebusu. Sülüsan ekseriyet için mevcut azam nazarı itibar alınarak şimdiye kadar intihab etmiş olup da buraya gelemeyen azay kiram dahil olduğu halde mi sülüsan eksiyeti temin edecektir. Yoksa burada mevcut azam nazara dikkate alınacaktır. Sesler mevcut mevcut. Reis Paşa. Efendim bu kanun layihası müzakere konması muvafakat buyrulur. Mu. Bu. Muvafakat edenler lütfen elini kaldırsınlar. Anlaşılmadı efendim. Lütfen bir daha kaldırınız. Sesler. Müzakere kafidir. Reis Paşa. Şimdi okuduğumuz kanun müzakeresini kafi görüp ve madde madde müzakeresi muafık görenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Ekseriyet var. Şimdi bu kanun müzakeresine rey meselesini Refik Şevket Bey'in teklifini rey'e koyuyorum tayyin esami ile mi sülüsane ekseriyetle mi bunda iki husus teklif edilmiştir. Biri her madde ve her noktanın re'ye vazı esnasında tayin esami ve sülüsane ekseriyet aranması, diğeri heyet-i umumiyesinin kabulünde bu esasın göz dikkat alınmasıdır. Binaaleyh bunu re'ye koyuyorum. Heyet-i umumiyesinin re'ye vazında tayin esami suretli sülüsane eksiyetin müsaade olacağı muvaffak edenler ellerini kaldırsın. Bir mebus. Hangi cihet re'ye koyuyorsunuz? Reis Paşa Tekrar ediyorum iki nokta vardır. Birisi Nevadlı Kanuniye'nin esnai müzakeresinde her maddesinin ve her noktasının reyvazında tayin esami suretle sülüsan eksiyetin eksiliyetin nazar dikkat alınması, bir de Müteahhit Didesi müzakere edilirken diğer hususatı müzakeresi gibi muamele edilmek fakat heyet ummiyenin kabulü tayini esami suretle ve sülüsan-ı olmak. Celaledin Arif Bey Erzurum Ebusu Müsaade buyurur mu Paşa Hazretleri? Ben de zannediyorum ki mesele ikiye ayrılacaktır. Evvela Sülüsana Ekseriyeti R'ye koymalı. Sülüsana Ekseriyeti meselesi kabul edildikten sonra tayin-i esami meselesini R'ye re koymalı. Reis Paşa. Muafık mı efendim? Sesler. Hay hay muafık. Ragıp Bey amasya mevlusu. Sülüsana Ekseriyeti meselesi var. Bir seher maddenin ayrı ayrı sonra sonra sesleri. Reis Paşa. Ondan nazar dikkat alacağız. Heyet Umumiye'nin R'ye bazen Sülüsana Ekseriyeti münasip görenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Kabul. Aynı zamanda tayin esami suretle reye vazni münasip görenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Ekseyet var. Bu halde eyet umuyeye reye vazı olundukta tayin esami ve silsan ekseyetle reye vazı olacak. Müfid efendi Kış şeyimi Paşam bir nokta kalıyor. Her maddenin ayrı ayrı reye konmasında tayin esami teklif buyurulmuştu. Bu cihet nazar itibar alacağım buyurunuz. Reis paşa. Arzu ederseniz onda reye vazı değil. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Her maddenin ayrı ayrı tayini esami suretiyle reye konması hususundan feragat ediyorum. Reis Paşa. Pekala 15 dakika istirahat. Kapanma saati zevalden sonra 3.